hem çocuğunuzu sevindirecek hem de onun güvenliğinden emin olabileceğiniz bir ürünle karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konuğu bir çocuk akıllı saati. Ürünümüz KidWatch V8 isimli bir akıllı saat ve çok güzel özellikleri var. Bu ürün tabii ki de Teknodron farkıyla sizlere ulaşıyor. Bu ürüne sahip olmak istiyorsanız Teknodron'un web sitesini ziyaret edebilir, oradan güvenli bir şekilde online olarak satın alabilirsiniz. Ayrıca hem bu ürünle alakalı hem de buna benzer birçok teknolojik ürünle alakalı çok sık paylaşım yaptığımız bir Instagram hesabımız var. Bizleri oradan da takip edebilirsiniz. İsterseniz lafı çok uzatmadan kameramızın açısını değiştirelim ve ürünün detaylarına bakalım. KidWatch V8'in kutusu şöyle bir şekilde geliyor. Şu şekilde kutu üzerinde çeşitli detaylarımız yer alıyor. Altta gördüğümüz gibi kutunun çeşitli, daha doğrusu saatin çeşitli özellikleri var. IP67 sertifikası var, HD bir ekranı var, uzun bir pil ömrü var. Devamında konum takibi vesaire yaptığını söylüyor. Ayrıca şurada da arama yapabildiğini söylüyor. 2G özelliğine sahip bir akıllı saat arkadaşlar. Şöyle bir kutumuz var. Kutunun üzerinde saatin renklerini bildiren stickerlar var. Şurada mavi renkli olduğunu anlayabiliyoruz. Şuradaki kutudan siyah renkli bir saatin olduğunu anlayabiliyoruz. Şuradaki kutudan ise pembe renkli bir saatin olduğunu anlayabiliyoruz. Pembe renkli saatimize hemen yakından bakalım. Şöyle pembe renkli bir akıllı saatimiz duruyor. Gayet güzel ve şık olduğunu söyleyebilirim. Bu akıllı saatimiz ise siyah renkli akıllı saatimiz. Bu da gayet güzel duruyor. Ve son olarak da mavi renkli akıllı saatimiz de bu şekilde duruyor sevgili arkadaşlar. Kısaca kutu içeriğinden bahsedeyim. Kutudan saatimiz çıkıyor. Yanında bir Türkçe kullanım kılavuzu çıkıyor ki burası çok önemli arkadaşlar. Bu tarz akıllı saatlerde Türkçe kullanım kılavuzlarının olması önemli ve bunları destekliyoruz. Türkçe kullanım kılavuzunda ürünün kurulumuyla ilgili her şey tüm detaylarıyla yer alıyor. Yani bu kullanım kılavuzunu mutlaka okumanız gerekiyor. Devamında akıllı saatimizden şöyle bir tornavida, küçük, minik, güzel bir tornavida çıkıyor. Bu da çok işimize yarıyor. Ne işimize yarıyor? Şurada gördüğünüz SIM bölümünü açmamızı, SIM çekmecesini açmamızı sağlıyor. Yine arka tarafta da 4 adet vida var. Olur da bir sıkıntı yaşarsanız arka tarafı buradaki tornavida ile açabiliyorsunuz. Ayrıca kutudan şöyle bir manyetik uçlu şarj aletimiz de, şarj kablomuz da çıkıyor arkadaşlar. Burası manyetik akıllı saatimizin arkasına çok güzel bir şekilde yapışıyor gördüğünüz gibi. Evet, çocuklar her ailenin kırmızı çizgisidir. Dolayısıyla çocuklarımızın güvenliği gerçekten bizim için çok önemli. Çocuğumuzu okula gönderdiğimizde, serviste okula gönderdiğimizde, servisteyken veya başka bir yerdeyken çok fazla merak edebiliyoruz arkadaşlar. Bu tarz akıllı saatler bu meraklarınızı giderebiliyor. En azından kafanızın daha rahat olmasını sağlıyor. Bu akıllı saat neler yapabiliyor? İlk önce sesli aramalar yapabiliyorsunuz. Ayrıca bu akıllı saatle çocuğunuzun ortam görüntüsünü çocuğunuzun haberi olmadan buradan çekebiliyorsunuz. Çocuğunuza sesli mesajlar gönderebiliyorsunuz. Aynı zamanda çocuğunuzun da size sesli mesajlar göndermesini sağlayabiliyorsunuz. Çocuğunuzun konum takibini yapabiliyorsunuz ki burası çok önemli arkadaşlar. Nerede olduğunu istediğiniz zaman görebilirsiniz. Konum sınırlama özelliği sayesinde de çocuğunuza belli bir konum belirliyorsunuz. Bu konumun dışına çıktığında veya çıkarıldığında sizlere bildirim geliyor. Acil arama düğmesi var vesaire, birçok özelliğimiz mevcut. Çok güzel bir akıllı saat. Bu akıllı saatin detaylarına hep birlikte bakalım. Öncelikle akıllı saatimizi açmak için tornavidamız gerekiyor. Şuraya bir SIM kart takacağız. Buralar önemli arkadaşlar. Önemli. Dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. SIM çekmecesini tornavidamız yardımıyla çıkarıyoruz. Evet, SIM çekmecemizi çıkardık. Şöyle. Burası önemli. SIM'lerimiz arkadaşlar, genelde bizlerin SIM'leri daha küçük oluyor. Şöyle göstereyim. Bu içindeki beyaz kısım oluyor daha çok bizim SIM'lerimiz. Ben bu SIM'i biraz daha büyüttüm. Biliyorsunuz ki SIM kartlarımız Şöyle kartlarla geliyor. Bu 3 parça şeklinde olabiliyor. Biri en büyük parça, ikinci parça ve üçüncü parça. Biz genelde akıllı saatlerimizde üçüncü parçayı kullanırken bu akıllı saatte ikinci büyük parça olan parçayla birlikte kullanmamız gerekiyor. En küçük parçada akıllı telefonlarımıza taktığımız boyutu kullanmıyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Şöyle gördüğünüz gibi saatimizde herhangi bir şebeke yok. Bu hattı saatimize takıyoruz. Şu şekilde takıyoruz. Çipli bölüm bana bakacak şekilde, şu kesik bölümde dışa doğru sol tarafa olacak şekilde hattımızı
takıyoruz. Şebeke olur da gelmezse saatimizi kapat başlığımızda şebekemiz gelecek. Mesela şu anda şebekemiz gelmedi. Ben bu akıllı saati kapatacağım. Evet, gördüğünüz gibi şebekemiz geldi arkadaşlar. Birazdan internet simgesi de oraya düşecektir. Bu şekilde akıllı saatimiz kullanıma hazır. Tabii ki işimiz bittikten sonra vidamızı tekrar takıyoruz. Burası önemli güvenlik açısından. Bunları kaybetmemeye dikkat edelim tabii. Evet, akıllı saatimiz kullanıma hazır. Gördüğünüz gibi internetimiz de şu anda geldi. Akıllı saatimizin bir uygulaması var. Hızlı bir şekilde uygulamaya da bağlayalım. Devamında uygulama ve akıllı saatin kullanımından genel özelliklerinden yine bahsedelim. Öncelikle uygulama mağazasına girip SeaTracker 2 isimli uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamaya ilk açtığımız zaman bir üyelik oluşturmamız gerekiyor ki ben daha önce bir üyelik oluşturmuştum. O yüzden buraya geçiyorum. Ya ekranınıza saat ekleme bölümü gelecek ya da sağ üstteki artı butonuyla bu şekilde bir ekrana girmeniz gerekiyor. Burada cihaz ekleme bölümü var arkadaşlar. Cihaz ekleme bölümünde kare kod kısmına gireceğim ama öncesinde akıllı saatimle şuraya girmem gerekiyor. Cihaz bilgileri, app indirme değil, tescil koduna girdim. Bunu artık kare kodla okutabilirim. Hemen beraber okutalım. Evet, gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde akıllı saatimizi okudu. Buraya bir isim veriyoruz. Ben V8 vereceğim buraya ve babası olduğumuzu bildirdik. Gördüğünüz gibi cihazımız eklendi. V8 burada eklenmiş durumda sevgili arkadaşlar. Saatin uygulamasına birazdan döneceğiz. Akıllı saatimizden biraz bahsedelim. Kidswatch V8'in öncelikle tasarımına bakalım. Bu tasarımı gayet güzel, göze hoş gelen, güzel duran bir tasarımı var. Çocuklarımızın kolunda da gayet güzel ve şık durduğunu söyleyebilirim. Akıllı saatimiz plastik bir malzemeden üretilmiş. Özellikle kordonları yumuşak bir malzemeden üretilmiş. Dolayısıyla bu çocuğumuzun kolundayken kolunu elini hiçbir şekilde acıtmayacak, rahatsız etmeyecek şekilde duruyor. Akıllı saatimiz çok büyük değil, çok da küçük değil. Özellikle güzel bir ekranı var, yeterli büyüklükte bir ekranı var. Bu ekranın sayesinde her şeyi de kontrol edebiliyor. Akıllı saatimizin ön tarafına baktığımızda şurada gördüğünüz gibi bir kameramız yer alıyor. Burada bir telefon işareti var. Burası dokunmatik bir buton. Geri işlevi yapmanızı sağlıyor. Yani menüler arasında geriye gelmenizi sağlıyor. Sol tarafa baktığımızda burada bir sim çekmecesi bulunuyor. Sağ tarafa baktığımızda bir hoparlör ve burada da bir butonumuz yer alıyor. Ön tarafa baktığımızda burada ise bir mikrofonumuz bulunuyor arkadaşlar. Arka tarafa baktığımızda burada şarj pinleri bulunuyor. Manyetik bir pin ve şarj aletimizi taktığımızda hemen oturuyor. Akıllı saatimizi aktif etmek için şöyle şu tuşa basmamız gerekiyor. Şu an ekran koruyucu bölümünde bir defa ekrana bastığımızda normal ekrana geliyoruz arkadaşlar. Güzel bir ekranın, iyi bir ekranın olduğunu söyleyebilirim. Dokunmatik duyarlılığı yüksek, o hassasiyeti yüksek. Gayet de güzel algılıyor dokunmaları arkadaşlar. Menüler çok karışık, çok karmaşık olmadığı için gördüğünüz gibi ekranda tek bir ikon var. Dolayısıyla yanlış yerlere girme olasılığımız çok düşük. Şuna basarak da geri gelebiliyoruz. Yine tekrar ana ekrandan isterseniz sola, isterseniz sağa giderek de menüler arasında gezinti yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz galeri bölümümüz, çektiğimiz fotoğrafları buradan görebiliyoruz ve istersek gönderebiliyoruz akıllı saatimize. Bir daha kaydırdığımda hızlı öğrenme bölümü, burada bir oyun var. Matematik oyunu. Toplama çıkarma oyunu arkadaşlar. Yani atıyorum 0-0=0 doğru mu? Doğru diyoruz. 0+2=2 doğru mu? Doğru diyoruz. Bu şekilde oynayacağımız bir oyun. Gayet eğlenceli, çocukların sevdiği bir oyun. Mikro sohbet bölümüne geldiğimizde burada sohbet edebiliyoruz. Yani uygulamanın kurulu olduğu telefonla buradan sohbetler edebiliyoruz. Şu şekilde basılı tuttuğumuz zaman karşı tarafa bir sesli mesaj gidiyor. Bu sesli mesajı karşı taraf alıyor. Bize de aynı zamanda sesli mesajlar gönderebiliyor. Birazdan ekranıma düşecektir ve gördüğünüz gibi ekranıma V8 yeni sesli mesajınız var diyor. Sesli mesajı ekranıma düştü. Bu şekilde sesli mesaj gönderebiliyorsunuz. Cihaz bilgilerine geldiğimizde uygulamayı olur da mağazadan bulamazsınız. App indirme bölümüne gelip şu kare kodu okutarak uygulamayı indirebilirsiniz. Tescil kodunda yine uygulamayı saatimizi uygulamaya tanıtabilirsiniz. Ve en sonunda da diller bölümünde Türkçe dilini seçebilirsiniz. Yan tarafa kaydırdığımızda tuşlamak bölümü geliyor. Burası arkadaşlar istediğimiz numarayı arayabileceğimiz bir çevirici bölümü. Şuradaki kişi sekmesine bastığımızda da rehbere ulaşıyoruz. Toplamda 10 kişiye kadar
kişi ekleyebiliriz ve bunların hepsini uygulamadan yapıyoruz. Wiki rehbere geldiğimizde burada rehberimizdeki kişileri görüyoruz arkadaşlar. Rehberimizde kimler varsa onlar burada ekli bir şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi ikinci anne, üçüncü dede gibi bu şekilde kişiler arasında geçişler yapabiliyoruz. Yan tarafa kaydırdığımızda bir kamera, HD kameramız bulunuyor. Son olarak da yine galeriye geri döndük arkadaşlar. Menülerimiz bu şekilde. Dediğim gibi ekranımız çok okunaklı ve her şey gayet net bir şekilde görünüyor. Simgeler de gayet güzel. Dolayısıyla kullanımı çok basit, bir çocuğun kullanabileceği seviyede basit bir şekilde duruyor bu akıllı saat. Bir de uygulamamıza bakalım. Asıl olay uygulamamızda ve uygulamaya beraber bakalım. Uygulamaya geldiğimizde şöyle bir ekran karşılıyor bizi. Güzel, basit, anlaşılır bir uygulama olduğunu söyleyebilirim ve çok iyi bir şekilde çalışıyor bu uygulama arkadaşlar. Her şey çok basit. İlk etapta üst taraftan başlıyoruz. Üst tarafta haritaya dokunduğumuzda saatimizin olduğu konumu bize gösteriyor ki gördüğünüz gibi burada akıllı saatimizin konumu gözüküyor. Göremediğiniz zaman arkadaşlar şuradaki ikinci seçeneğe bastığınızda saatten konum istiyorsunuz. Bu şekilde konumunuz yine geliyor. Eğer ki yenilenmediyse bu konumunuz. Şöyle üçüncü kısma bastığımızda uygulamanın, saatin, telefonun olduğu konumu buluyoruz. Dördüncü kısma bastığımızda ki burası önemli arkadaşlar. Elektronik çip demiş buraya. Biz güvenli bölge diyelim buraya. Güvenli bölge ayarlayabiliyoruz. Yani şu şekilde buraya bir şöyle bir yer seçelim, yaklaştıralım. Evet, bir yer seçtim. Bunu bu şekilde büyütebilirim, küçültebiliyorum. Bunlar kilometre arkadaşlar. Yani 834 kilometrelik bir alan seçtim. Bunu küçültüyorum. Evet, 200 metrelik bir alan seçtim. Üste de bir isim giriyorum. Ev, mahalle falan bir şey girebilirsiniz. Girdik ve kaydete basıyoruz. Kaydete bastığımız zaman artık bu güvenli bölgenin dışına çıktığımızda akıllı saatimiz, çocuğumuz ya da çıkarıldığında bizlere bildirim geliyor. Çok da güzel çalışıyor arkadaşlar. Bu çok önemli ve hayati bir özellik. Diğer özelliğimiz ise gün içerisinde bu akıllı saatle çocuğumuz nerelere gitmiş, ayak izi falan, adımların nerelere gittiğini falan her şeyi buradan o kaydı görebiliyoruz. En sonunda da haritanın menüsünü ayarlayabiliyoruz. Evet, buradan şöyle geri geliyoruz. Ve telefon rehberine basalım. Telefon rehberine toplamda 10 kişiyi ekleyebiliyorsunuz. Bu eklediğiniz 10 kişi telefondan gözüküyor ve saati kullanan kişi, çocuğunuz bu 10 kişiyi arayabiliyor. Aynı zamanda ayarları açtığınız zaman sadece bu 10 kişi çocuğunuzu arayabilir. Bu ayarı da aktif edebilirsiniz ki birazdan ona da geleceğiz. Mesaj gönderme bölümüne geldiğimizde burada gördüğünüz gibi bu akıllı saate, bu uygulamaya yüklü akıllı saatleri görüyorsunuz. 1, 2, 3 gibi. Buradan tabii mesela V8'di bizim. V8 akıllı saatimize gelen mesajları buradan görüyoruz. Az önce bir mesaj göndermiştik, sesli mesaj. O da buraya düştü arkadaşlar. Buradan biz istersek yazılı mesaj gönderiyorum. Şu an birazdan akıllı saatime düşer ki düştü gördüğünüz gibi. Aynı zamanda bir sesli mesajla şuraya bastım, kaydı başlattım, basılı tutuyorum. Evet. Bıraktığımda göndermiş oluyorum. Birazdan ekranıma yine düşecektir. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir sesli mesaj da aldım. Direkt akıllı saatimize ulaştırıyor. Çok hızlı da çalışıyor arkadaşlar. Son bölüme geldiğimizde burada arama yapabiliyoruz. Tabii ki bunu normal telefonumuzun arama kısmından da yapabiliriz. Buraya saatte kullanılan sim numarasını girdiğimizde direkt buradan da arama yapabiliyoruz. Yani akıllı saatimizi arayabiliyoruz. Aile üyelerine geldiğimizde bu uygulamayı, daha doğrusu bu akıllı saati başka telefonlara da kurabiliyoruz. Mesela şu anda babasında kurulu, annesine, kardeşine vesaire de kurabiliyoruz. Onlar da bu bilgilere ulaşabiliyorlar. Konum güncelleme moduna baktığımızda bizim saatin konumunu bize 10'ar dakikalık süreler içerisinde gönderiyor. Bu da güzel. Bu en üsttekini seçersek bizlere daha sık konum güncellemesi yapacaktır. Güç tasarrufu tabii ki yaptığımızda pil daha uzun gidecektir ama mesela burada bir saatte bir konum güncelleyecektir ama biz 10 dakikada bir konum güncellemesi istiyoruz. Acil durum, aile numaraları, burası da önemli arkadaşlar. Acil durumu şu şekilde yapıyoruz. Buraya toplamda 3 kişiye kadar numara ekleyebiliyoruz. Eklediğimiz numaraları arıyor. Şöyle arıyor. Basılı tuttuğumuz zaman acil numara kişileri aranıyor. Ve gördüğünüz gibi henüz eklemediğimiz için arama yapmadı. Bu kişiler aranıyor. İlk önce birinci kişi aranıyor. 10 saniye boyunca işte cevap vermezse vesaire onu kapatıyor. İkinci kişiyi arıyor.
arıyor. O cevap vermezse üçüncü kişiyi arıyor. Bu şekilde acil durumlarda en azından ulaşabilecek kimseler bulmak için devamlı olarak arama yapıyor. Güzel. Ödüller bölümü gayet güzel arkadaşlar. Ödüller bölümü de şu. Evet, ana ekrana geldiğinizde şurada bir kalp görüyorsunuz. Sıfır şu anda orada. Çocuğunuza ödüller gönderebilirsiniz. Mesela ben 5 ödül gönderiyorum. Bir ödev yaptım da buradan ödül gönderebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi burası 5 oldu arkadaşlar. Sınıfta devre dışı özelliği, bu da çok güzel bir özellik, hayati bir özellik. Şöyle oluyor arkadaşlar, zaman aralığı ekliyoruz. 4 farklı zaman aralığı ekleyebiliyoruz bu arada. Atıyorum salı günü okula gidiyor. Hangi saatler arasında kapalı durmasını, kapalı değil de bazı özelliklerinin, çoğu özelliğinin aktif olmamasını sağlıyoruz. 8'de başlayacak. Evet, 13'te de bitecek. Kaydediyorum. Salı günü saat 8'de başlayıp 13'te bitecek bir sınıfta devre dışı özelliği eklemiş oldum. Bildirim düşmüyor, sesi çıkmıyor, arama yapmıyor. Normal saat işlevini görüyor. Yani saate bakabiliyor. Onun dışında başka bir şey. Tabii ki acil aramalar vesaire yapabiliyor ama onun dışında başka bir şey yapamıyor. Çok güzel bir özellik. Alarm bölümüne geldik. Toplamda 3 farklı alarmı buradan kurabiliyoruz. Saati bul özelliği. Hemen basalım, saatimizi bulsun. Nerede olduğunu anlamamız için neredesin saat diyor. Evet, buradayım diyor. Gördüğünüz gibi saati bul özelliğimizde gayet güzel çalışıyor. Her şey çok stabil ve çok güzel çalışıyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten iyi bir saat. Uyarılar bildirim bölümü, şuraya numara ekliyoruz. Düşük pil uyarısı, yani pilimiz belli bir yüzdenin altına düştüğünde ya da SOS uyarısı yaptığımız zaman bu eklediğimiz numaraya bu uyarılar da gidiyor ayrıca arkadaşlar. Arama ayarları, burası çok önemli. Şöyle göstereyim ben hemen size. Şu anda akıllı saatimizde şöyle yana doğru kaydıralım. Çeviriciye gelelim. Tuşlamak bölümüne geldim. Şu anda çevirici aktif. İstediğim herhangi birini arayabiliyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bu fonksiyonunu kapatacağım. Çünkü çocuğumuzun başka kimseleri aramasını istemiyoruz. Eklediğim 10 kişi, rehbere eklediğim 10 kişiyi ben başka kimseyi arasın istemiyorum. Kapattım arkadaşlar. Kaydete basıyorum. Evet, şu anda ayarlandı ve akıllı saatimi aldım. Tekrar giriyorum. Tuşlamak bölümüne geldim ve gördüğünüz gibi uygulamadan devre dışı bırakıldı. Bunu tekrar açmamız gerekiyor. Artık herhangi bir kimseyi de arayamıyor. Çok güzel özellikler bunlar. Uzaktan kameraya geldik. Uzaktan kamera özelliği, akıllı saatimizin kamerasını kullanarak çocuğumuzun bilgisi dışında arkadaşlar. Şu anda ekranımda herhangi bir hareketlik yok gördüğünüz gibi. Ve bir fotoğraf çekmesini istiyorum. Ortam fotoğrafını çekmesini istiyorum. Evet, şu anda çekim gerçekleşti diye düşünüyorum. Herhangi bir bildirim, herhangi bir ses çıkarmadığı için burayı ara ara güncellemem gerekiyor. Evet, geldi. Bir daha gireyim hemen şuradan. Uzaktan kamera. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ortam görüntüsünü bu şekilde sessiz bir şekilde, habersiz bir şekilde çekebiliyoruz. Bu da hani ebeveynler için çocuğumuzu merak ettiğimiz zamanlarda çok önemli bir özellik oluyor gerçekten. Garip aramaları reddet bölümü, bu akıllı saatin numarasını herkes arayabilir. Yalnız bunu ben kapatabiliyorum. Sadece rehbere eklediğim 10 kişinin aramasını istiyorsam reddedilen aramaları aç diyeceğim. Bunu yaptığımda rehbere eklediğim 10 kişi dışında hiç kimse bu akıllı saati aramıyor. Arasa da bu akıllı saate herhangi bir bildirim düşmüyor arkadaşlar. Bu da çok önemli, hayati bir özellik. Saat dilimi seçimi, akıllı saatimizin saatini ayarlayabiliriz. Bu akıllı saatin saati şu anda doğru gösteriyor. Zaten uygulamaya tanıttığınız zaman doğru gösterecektir. Olur da doğru göstermezse burada artı 3'ü seçebilirsiniz. Şurada artı 3 zaten seçili gördüğünüz gibi. Şunu seçtiğiniz zaman akıllı saatin saati de doğru göstermiş olacaktır. Saat dilini buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Olur da saatten ayarlayamazsanız. Yani bütün ayarları aslında uygulama üzerinden yapabiliyoruz. LBS de yine güzel arkadaşlar. Bu ayarı açtığınız zaman saatimiz hem Wi-Fi üzerinden hem de operatör üzerinden konumunu buluyor ve akıllı telefonumuza, uygulamaya gönderiyor. Daha doğru bir konum hesaplaması için bu özelliği açmanızı tavsiye ederim. Buradan saatimizi sıfırlayabiliyoruz. Sıfırlama, yani saatimizi yeniden başlatabiliyoruz. Ardından saatimizi uzaktan bir şekilde kapatabiliyoruz. Şöyle kapatıyorum. Bakın gördüğünüz gibi akıllı saatimiz şu anda açık. Evet, gönderme başarılı. Akıllı saati şimdi kapatmış olacağız. Evet,
Akıllı saatimiz bu şekilde kapandı. Yani akıllı saatimizi baştan aşağı bu uygulamadan kontrol edebiliyoruz. Çok güzel bir özellik, çok güzel bir akıllı saat arkadaşlar. Kontrol tamamen sizin elinizde. Çocuğunuzla alakalı merak ettiğiniz her şeye buradan ulaşabiliyorsunuz. Evet, bu videoda sizlere Teknodrone'un sizler için getirdiği KidsWatch V8 isimli akıllı saati, çocuk akıllı saatini inceledik. Umarım aklınızdaki sorulara cevap olmuştur. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca bizlere destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.